24 Haziran seçimlerinde yurt dışında yaşayan Türklerin oy verme oranını artırmak için Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı harekete geçti. Web sayfasında seçimlere yönelik bilgilendirme yapan başkanlık hazırladığı grafik, animasyon ve tanıtım filmleriyle gurbetçilerde farkındalık oluşturmaya amaçlıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı yurt dışında yaşayan Türklerin 24 Haziran seçimlerine sandığa gitme oranını artırmak için seferberlik başlattı. Web sitesine seçmenlere yönelik bilgilendirme yapan başkanlık hazırladığı grafik, afiş, animasyon ve tanıtım filmleriyle vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu bilgilendirme kampanyalarının iki ana amacı oluyor. Öncelikle yurt dışında yaşayan vatandaşımızın oy kullanmasına ilişkin bir farkındalık çalışması yaratmaya çalışıyoruz. İkinci olarak da sürece ilişkin doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz yurt dışındaki vatandaşımızı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Diaspora Politika Geliştirme Koordinatörü Bilge Özbay, yurt dışında yaşayan Türkler için 2 Mayıs tarihinin önemine dikkat çekti. Seçmen kütüklerinin ilan edileceği bu tarihte adres değişikliklerinin güncellenmesi gerektiğini belirtti. Yurt dışı seçmen kütüğü ilan edilecek. 2 Mayıs tarihinde başlayacak. 12 günlük bir süre var. Bu sürede muhakkak yurt dışı seçmen kütüğünü askı ilan edilecek. Oraya girip kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü yurt dışındaki vatandaşımızın oy kullanabilmesi için muhakkak yurt dışı seçmen kütüğüne güncel adres bilgisiyle kayıtlı olmaları gerekiyor. Gurbetçiler tek temsilcilik bölgesine bağlı kalmaksızın her temsilcilik bölgesine oy kullanabilecek. Ayrıca önceki yıllarda uygulanan randevu sisteminin kaldırılmasıyla oy kullanma oranlarında artış bekleniyor. Artık yurt dışındaki seçmenimiz bir temsilcilik bölgesine bağlı kalmaksızın her temsilcilik bölgesinde, yani her mahallede oy verebilecekler. Bunun da katılımı artıracağını düşünüyoruz. Randevu usulü kaldırıldı. Kesinlikle zaten kaldırılması gerekiyordu gelen geri bildirimler. Yurt dışında yaşayan seçmenler 7-19 Haziran tarihleri arasında oy kullanabilecek. Gümrüklerde ise oy verme işlemi 24 Haziran'a kadar sürecek.